su içmez. Efendi Hazretleri var. Rabbim şefaatlerinden ailesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rüyada görüyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerinden ona su içiriyor ve ömrü boyunca, hayatı boyunca bir daha su ağzına almıyor. Mübarek susamıyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam ona Kevser havuzundan daha dünyadayken içiriyor bu zatı. Rabbim şefaatlerinden ailesin. Evet. Kafalarında sarık Arap giysileri. Efendim, sırtlarında cübbe. İşleri, güçleri yalan uydurmak. Dinlediniz değil mi? Ne diyor? Su içmez efendi varmış. Mezarının başında konuşuyorlar. Mezarının başında anlatıyor. Peygamberimiz rüyasında ona bir su içirmiş Kevser havuzundan. Bu adam ömür boyu su içmeden yaşamış. Evliyaymış yani bu da. Evet, şimdi değerli arkadaşlar, bir önceki programda da söyledim. Ve bundan sonra da bütün programlarda bunu söyleyeceğim, söylemeye devam edeceğim. Bu din Allah'ın kitabından öğrenin. Bu din değil. Bunların anlattıkları yalandan ibaret. Bunların evliya dedikleri de yalan. Evliya diye bir makam da yok. Efendim, evliya diye biri de yok. Evliya kelimesi, veli kelimesinin çoğuludur. Yani veliler demek için yani Arapça'da evliya deniliyor. Bizde de veliler deriz mesela. Eğer Türkçe olarak çoğul kullanırsak veliler deriz. Ama Arapça bunlar evliya. Böyle de bir makam ihdas etmişler. Hani Kur'an'da da bir ayet var ya, Allah'ın veli dostlarına, Allah'ın velilerine pardon. Çünkü dost demek zaten veli. Üzüntü yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Fakat başka ayet okumuyorlar. Bunu delil getiriyorlar. Halbuki veliyi Allah tarif ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın veli dostlarını, veli kullarının nasıl insanlar olduklarını, nasıl müminler olduklarını Allah tarif ediyor. Ayetin bir tanesini söyleyeyim. Takva sahipleri Allah'ın dostlarıdır. Her kim olursa olsun böyle bir makam yok. Böyle bir kişilik ve karakter var. Bu da toplumun içinde çok vardır. Ama kimse çıkıp da ben evliyayım demiyor. Toplumun içinde Allah'ın emirlerini yerine getiren, efendim, sadakasını veren, yetimlere bakan, namazını dosdoğru kılan, yalan söylemeyen, dürüst insan çoktur. Bunların hepsi Allah'ın dostudur. Allah'ın dostu diye bir makam yok. Ama işte bu tasavvuf dünyası Kur'an dışı bir din oluşturmuşlar. Peki diyeceksin ki, ya sana ne bunlardan bu kadar üstülerine gidiyorsun? Ya elbette bana ne. Ama konu benim itikatıma dokunuyor. Bana zararı yok şahsen, şahsi olarak. Ama bunlara aldanan birçok insan bunların kapılarına gidiyorlar. Kapılarına varıp elleri göbeklerinde bunlara hürmet ediyorlar. Ne diye diyorlar? Bunlar Allah dostu. Ya adam sormuyor ki, ya bu Allah dostu da ben Allah'ın düşmanı mıyım? Ben neyim diye kendi kendine oturup sormuyor. Çünkü bizde bedavacılık var, bedavacılık. Çünkü onlara şöyle inandırılıyor. Allah dostları şefaat eder. Bunlar işte avantajcılar, gidiyorlar onlara kul köle oluyorlar. Dertleri ne? Dertleri avantaya konmak. Yani bu inandıkları o mürşitleri, Allah dostu diye inandıkları kendilerini cennete götürecek. Görürsünüz. Cennete nasıl gidiliyorsa hesap günü hepiniz görürsünüz. Bunun içinde adam bu şirke giriyor. Çünkü Allah'a ortak koşuyor onu resmen. Bunun ötesi yok. Yani Allah'ın kimi dost, kimi düşman hesaba çekmeden kimseyi cennete göndermeyeceğini açıkça beyan etti. Binlerce ayet var. Bu dünyada kimse kimseye cennet satamaz. Kimse kimseye kefil de olamaz öbür tarafta. Şefaate gelince, şefaat konusunda hiç kimse bir şey beklemesin. Sadece Allah'ın şefaati vardır. Allah dilediğine şefaat ettirebilirmiş.
Ama bu cehennemden çıkıp cennete göndermek değil. Öyle bir güveniniz varsa sakın ha. Böyle bir cehenneme girerim falan, beni getirir, kurtarır, şefaat eder. Hayır, hayır. Allah'ın verdiği cezaya peygamberler de dahil hiç kimse müdahale edemez. Affederse de Allah affeder. Dilerse Allah affeder. Dilemezse Allah'ın affetmediğini peygamber de affedemez. Bırakın bu velimeli efendim şarlatanlıklarını. Peygamber bile affedemez. Çünkü öyle bir yetkisi yok. Öyle bir yetkisi yok. Varsa açın Kur'an'da gösterin. Yok. Yani şimdi Allah birine ceza verecek. Peygamber gelecek. Affedecek. Siz nasıl bir Allah'ın algınız var ya? Siz nasıl bir peygamber algısına sahipsiniz? Bakın bu tasavvufçular Allah'ı aksesuar olarak kullanıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i didik didik edip kendi yalanlarına destek bulmak için aksesuar olarak kullanıyorlar. Bunun gerisinin hepsi Hindu ve Şamanist inanç. İnançları bu. Kur'an değil. Allah'ın gönderdiği arı duru din değil bu. İşte görüyorsunuz. Bir önceki programda cübbeli Arapları sevmeyen kafirdir demiş Allah Resulü. Aha şimdi gördünüz. Su içmez efendi. Uydurun uydurabildiğiniz kadar. Yalan uydurmaktan başka işleri güçleri yok bunların. Ve buradan da nemalanıyorlar. Meslekleri ne bunların? Din adına yalan üretmek. Ve ne yazık ki toplumun büyük bir kesimi de bunlara inanıp peşlerine gidiyor. Yazık. Allah'a emanetsiniz.